Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda akut apandisit nedir? Bunu sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Öncelikle apandisit nedir? Bunu tariflemeye çalışırsak, apandisit karnımızın sağ alt köşesinde bulunur. İnce bağırsakla kalın bağırsağın tam birleşim noktasından çok yakın bir noktada kalın bağırsağa bağlanır. Bir ucu kör sonlanır. Yaklaşık 3 milim veya 4 milim kalınlığında bir lümeni, çapında bir lümeni vardır ve 6-7 santim uzunluğundadır. Bu bazen 20 santime kadar uzayabilir veya apandiksin serbest olan ucu bazen pelvis içerisine doğru uzanabileceği gibi bazen de karaciğer üstüne, bazen kalın bağırsağın arkasına veya önüne, bazen ince bağırsağın arkasına önüne veya iliak kreste doğru, kalça kemiğine doğru uzanabilir. Bu uzanış yeri lokalizasyonu niye önemli diye baktığımız zaman akut apandisit oluştuğu zaman bulgu ve belirtileri bu yerleşim yerine göre de değişebilmektedir. Bu nedenle önemlidir. Akut apandisit nasıl oluşur diye baktığımız zaman akut apandisit apandiksin kalın bağırsağı açılan bu ağzının bir şekilde tıkanması ile oluşur. Bu tıkanma genellikle fekalom dediğimiz sertleşmiş, taşlaşmış gayta ile oluşabileceği gibi bazen yemiş içmiş olduğumuz meyvelerin çekirdekleriyle veya parazit veya parazit yumurtalarıyla bura tıkanabilmekte. Bura tıkandığı zaman ne olur? Apandiksin içerisinde bir kör loop oluşur. Kör loop içerisindeki apandiksin lümenine salgılanan sıvı ve apandiks lümeni içerisinde bulunan mikroorganizmanın çoğalması sonucunda burada bir basınç artışı oluşmakta, bura boşalamadığı için. Bu basınç artışı sonucunda apandiks duvarındaki lenfatik akım ve kan akımı hasara uğrar ve durur. Bu akımlar, bu lenfatik ve kan akımı durması sonucunda bu bölgenin yani apandiks duvarındaki beslenme bozulur ve nekroz dediğimiz çürümeler başlar. Aynı zamanda bu işlemler esnasında apandiks lümenindeki mikroorganizmalar translokasyon dediğimiz buradaki mikroorganizmalar kana karışır ve bu şekilde hastada sistemik enfeksiyon bulguları yani ateş ve laboratuvardaki enfeksiyon bulguları da karşımıza çıkmaya başlar. Bu şartlar altında apandisit oluşmuş olur. Apandisitin bu aşamadan sonra tanı ve tedavisinde gecikme oluşur. Perforasyonu meydana gelir. Apandisit patlaması meydana gelir. Perfor olunca apandiks lümeni içerisindeki mikroorganizmadan zengin sıvı tüm karın içerisinde yayılaraktan intraabdominal bir sepsis intraabdominal bir sepsise neden olur. Bu aşamadan sonra her gecikme hasta için çok ağır sonuçlara, komplikasyonlara neden olabilir. Hatta çok gecikilen vakalarda hasta ölümlerine de sebep olabilmektedir.